Sevgili arkadaşlarım, güzel öğrencilerim, herkese merhabalar. Seçmeli psikoloji dersimizin birinci dönem ikinci yazı sınavıyla karşınızdayım. Sizin için iki farklı sınav hazırladım. Bu sınavımız klasik olacak, hemen ardından test sınavı gelecek. Çünkü senin hiçbir soruyu kaçırmanı istemiyorum. Gelecek her türlü soruya hazırlıklı olmanı istiyorum. Birinci sınavımız çok güzel geçmişti. İnşallah bu da çok güzel geçecek. Bir de sana çok güzel bir haberim var. Alanda uzman çok değerli öğretmenlerimin oluşturmuş olduğu yazılı okulunun linkini aşağıda bırakıyorum. Oraya giderek okulda yapılacak olan tüm yazılı sınavlarına ulaşabilirsin. Bu güzel haberden sonra senden küçük bir ricam var. Lütfen abone değilsen abone ol, beğen, paylaş ve bu şekilde bize destek ol diyorum ve yazılı kağıdını ekrana getiriyorum. Yazılı kağıdımıza baktığımızda yazılı kağıdımızın renkli, güzel ve 10 sorudan oluştuğunu görüyoruz. Kapsamına da bakalım. Kapsamına baktığımızda sadece ikinci üniteyi görüyoruz. İkinci ünitenin içindeki dağılımına baktığımızda psikolojinin temel süreçlerinden 3, algı ve duyumdan 4, güdülenme, duygu, sosyal psikolojiden üst soru sormuşuz. Peki ne tür sorular sorduk? Yazı kağıdından da gördünüz. Klasik, kısa cevaplı, eşleştirmeli, boşluk doldurmalı ve doğru yanlış testi vardı diyorum ve hemen ilk soruya geçiyorum. Duyum ve algıyı tanımlayarak birer örnek veriniz demişiz. İlk olarak tanımlayalım. Duyum, duyu organları yoluyla iç ve dış çevreden gelerek uyarıcıların alınarak sinir yoluyla beyne ulaşmasıdır. Yani dış çevreden olabilir ya da iç çevreden olabilir. Herhangi bir uyarıcının 5 duyu organı aracılığıyla bunlar nedir? İşte görmedir, tatmadır, işte dokunmadır. Bunlar aracılığıyla beyne iletilmesine biz ne diyoruz? Duyum diyoruz. Peki beyne iletilen bu şeylerin anlamlı hale getirmesine ne diyoruz? Algı diyoruz. Örneğin bir ses duydunuz. Bu nedir hocam? Duyumun kendisidir. Peki bu sesin kime ait olduğunu hemen kavradınız. Bu da algıdır. Çünkü algıda anlamlandırma ve yorumlama vardır. Yani öncelikle uyarıcı olması lazım. Uyarıcıdan sonra duyum olur. Duyumdan sonra algılama olur. Bir örnek daha verelim. Örneğin bir şeyin tadına baktınız. Tadın kendisi nedir? Duyumdur. Onun şeyin ne tadı olduğunu, örneğin gözünüz kapalı bu şeyin işte ne tadı olduğu, hangi yemeğe ait olduğunu bilmemiz nedir? Algının kendisidir. Gelsin ikinci sorumuz. İkinci sorumuzda Verilen örnekler var. Bu örneklerin hangi kavramlara ait olduğunu bulmamız isteniyor. Bulalım hocam. İnsan gözü yaklaşık olarak 400 milimikronun altındaki ve 700 milimikronun üstündeki elektromanyetik dalgaları fark edemez. Yani gözümüz belli şeylerin altındaki ve üstündeki şeyleri ne yapamaz? Algılayamaz. Bu araya ne diyoruz? Duyum eşi diyoruz. Altındaki ve üstündekini fark edemez. Bazen mesela duymadı mı deriz? Hayır ben duymadım. Niçin duymamıştır? O duyma işi arasına gelmemiştir ya da üstündedir. Bu kokuyu almadım mı? Hayır almadım. Neden? Duyma işi arasına gelmemiştir. O halde buraya duyma işi diyelim. Peki ikinci örneğimize bakalım. İlk defa doğum yaptıran bir ebe çok heyecanlanır. Ancak aynı tecrübeyi yaşadıkça ilk heyecanı kalmaz. Burada nerede azalma var? Duyu organında mı? Duyguda mı? Duyguda bir azalma varsa duyarsılaşmaya gideriz. Ki hemşirenin de yaşadığı şey duygudur. O halde duyarsılaşma. Peki devam edelim. Üçüncü örneğimiz. Balıkçının önünden geçen insanlar balık kokusunu hemen alır. Ama balıkçı almaz. Neden? Burnun olmuştur, alışmıştır. Duyu organı söz konusuysa alışma, duygu söz konusuysa duyarsılaşma diyoruz. Lütfen bunu unutma. Peki Beslenme sonucu alınan fazla glikoz kandaki şeker miktarını arttırır. Vücudun insülin salgılayarak fazla olan şekerin hücrelerde depolanmasını sağlar. Böylece kan şekeri miktarı normal bir seviyeye gelir. Burada vücut ne yapıyor? Otomatik olarak kendini dengeye alıyor. Buna dengeleme diyoruz. Bir bardak suyun içine bir damla limon damlattığımızda limonun tadını alamayız. Ama bunu daha da fazlalaştırdığımızda ne oluyor? Belli bir zaman sonra onun tadını almaya başlıyoruz. O halde burada ne oluyor? Farklılaşma eşiği yani fark eşiği devreye giriyor. Bunu da böyle diyelim ve 10 puanımızı aldıktan sonra 3. sorumuza geçelim. İllüzyon ile halüsinasyon arasındaki farkları yazınız demiş. Yazmaya başlayalım. İlk farkımız illüzyonda mutlaka bir dış uyarıcı vardır. Yani mutlaka bir uyarıcı vardır. Ama halüsinasyonda uyarıcı yoktur. Çünkü halüsinasyon dediğimiz şey sanrılardır. Akıl sağlığı yerinde olmayan bireylerde genelde görülen bir durumdur. Yani kişi olmayan bir şeyi iddia ediyordur. Ve ilizyon dediğimiz şey ikiye ayrılır. Fiziksel ve psikolojik. Fiziksel herkes de aynı şekilde görülür. Çünkü uyarıcıdan kaynaklanan bir sıkıntı vardır. Örneğin tren rayları uzakta giderken ne oluyor? Sanki bileşiyormuş gibi olur trend seksek oynamadığına göre onlar da birleşmediğine göre demek ki bizden değil uyarıcının kendisinden kaynaklanıyor. Peki psikolojik nedir? Bizden kaynaklanıyor. Örneğin diyelim ki yılandan işte köpekten ya da başka bir şeyden çok korkuyorsunuz. Gece işte yolda giderken karanlık bir sokakta poşeti köpek olarak gördünüz. Peki ben görebilir miyim? Hayır ben poşet olarak görüyorum. Başkası başka bir şey olarak görebilir. Yani kişiden kişiye değişen bir farklı yorumlama bir yanılma varsa psikolojik ilizyona gidiyoruz. Ama dikkat edersen her ikisinde de bir uyarıcı vardır. Gelelim halüsinasyon kısmına. Halüsinasyonda bir şey yokken kişi var olduğunu söyler. Örneğin şu an videonun arka tarafında filler dans ediyor. İşte birileri dil çıkarıyor falan dersem size ne dersiniz? Hoca iyice tırlattı dersiniz. Dolayısıyla olmayan bir uyarıcı varmış gibi göstermeye halüsinasyon diyoruz. Halüsinasyon bazen e ateşli hastalıklarda da görülebiliyor. Yani kişi havale geçirdiğinde de görülebiliyor. Ama genelde psikolojik sağlığı iyi olmayan bireylerde görülen bir durumdur. Temel farkı tekrar söylüyorum. Fiziksel lezyonda kesinlikle bir uyarıcı vardır. Hallüsinasyonda yoktur diyelim ve bu soruyu bu şekilde tamamladıktan sonra dördüncü sorumuza geçelim. Dördüncü sorumuzda görseller var. Diyor ki algıda organizasyonu etkileyen faktörlerden hangileridir bunlar? Bakalım. Şimdi ilk görsel'e bir bakalım devam eden çizgiler var değil mi? Nokta nokta aşağı ya da yukarı doğru bir çapraz var. Burada bir devamlık olduğuna göre bu süreklik midir? Evet hocam. Peki ikincisine panda varmış gibi görünüyor. Dikkatli bakın. Bir kısım siyahtır bir kısım beyazdır. Burada gerçekten panda yok. Biz ne yaptık? Gözlerimiz olarak algıda tamamlama yaparak, organizasyon yaparak onu pandaya dönüştürdük. Demek ki burada Tamamlama var. Peki gelelim üçüncü resmimize. Üçüncü resmimizde de bir palyaço varmış gibi görünüyor. Ama dikkatli baktığımızda üst tarafın işte kırmızı. Ortada işte üç nokta var. Sonra alt tarafta çenede ne varmış? Siyah noktalar varmış. Biz burada ne yaptık? Yakınlıklarına göre bir gruplama yaptık. Şimdi gelelim dördüncü resmimize. İlk olarak beyaz kısma baktığınızda sütunları görüyorsunuz. Siyah baktığınızda karşılıklı bakan insan görüyoruz. Demek ki burada şekille zemin yer değiştiriyor. Sonra resme geldiğimizde e, kırmızıları bir grup, e, diğerlerini yani siyahları da bir grup olarak ne yaptık? Sınıflandırdık. Benzerliklerine göre bir sınıflandırma yaptık. Demek ki cevabımız da benzerliktir. Gelelim beşinci sorumuza. 5. sorumuzda yaşam boyu gelişimin 5 temel özelliğini yazınız demişiz. Ekranda zaten yazılmaya başladı. İlk özelliğimiz gelişimde bireysel farklılıklar vardır. Yani herkesle aynı şekilde gerçekleşmez. Sonra gelişim bir bütündür. Gelişim sürekli birikimli ve aşamalıdır. Yani kişi doğduktan sonra yürümez. Değil mi? Bunun bir emekleme dönemi olacak. Ondan sonra bir gelişim süreci olacak ve gelişim dediğimiz şey nöbetleşe devam eder. Bazen boy uzar, bazen bilişsel durum o söz konusu olur. Bazen işte başka organlarda büyüme olur. Yani nöbetleşe devam eder. Son olarak gelişimde kritik dönemler vardır diyelim ve sorumuzu tamamlayarak 6. sorumuza geçelim. Altın sorumuzda verilen gelişim dönemlerinin hangi gelişim dönemlerine ait olduğunu eşleştirmemiz isteniyor. Hadi eşleştirelim. Kendi öz bakım becerilerini ne zaman birey gerçekleştirir? Çocukluk döneminde. Peki beslenmeye en fazla ihtiyaç duyduğu dönem hangisidir? Bebeklik dönemidir. Peki azalmış olan hem bilişsel hem de fiziki gücünü anlama ve kabullenme ne zaman olur? Yaşlılık döneminde olur. Kişisel değerlerine uygun bir yaşam felsefesi kurması yetişkinlik döneminde olur. Toplumsal olaylara, değerlere ve politikaya olan ilgi ne zaman artıyor? Ergenlik döneminde başlıyor. Bu soruda da tamamlandığına göre 7. sorumuz gelsin. Bir doğru yanlış testi var karşımızda. Kendi gerçekleştiren bireyin özellikleri sorulmuş. Bakalım hangileri doğru, hangileri yanlış? Kendini ve başkalarını doğayı olduğu gibi kabul ediyor. Yani bahane aramıyor. Bu kendini gerçekleştiren bireyin en güzel özelliklerinden biridir. Dolayısıyla doğrudur. Peki savunma mekanizmalarını sık sık kullanırlar mı? Kullanmazlar hocam. O halde yanlış. Peki özel yapıları mı vardır? Yaratıcılar mıdır? Doğal mı davranırlar? Kendilerini kasmazlar mı? Aynen öyle doğrudur. Peki olayları subjektif algılar yaşamdan doyum alırlar mı? Yaşamdan doyum alırlar ama olayları sürekli kendi pencerelerinde değerlendirmezler. Yani daha objektif davranırlar. Dolayısıyla yanlış. Peki kendisinin dışındaki sorunlarla ilgilenir. Demokratik bir kimliğe sahipler mi? Evet aynen öyle. O halde iki yanlış üç doğruyla bu soruyu da uğurlayalım. Sekin sorudayız. Aşağıda verilen güdü özelliklerini eşleştiriniz demişiz. Fizyolojik, sosyal ve içgüdüler var. Bakalım. Organizmanın yaşamasına hizmet eden, neslin devamını sağlayan güdüler nedir hocam? Fizyolojiktir. Peki Deneyim ve öğrenme sonucunda elde edilen güdü hangisidir? Deneyim olduğuna göre, sonradan öğrendiğine göre toplumsal yani sosyal güdüdür. Peki öğrenilmeden yapılan yani otomatik olan, niçin yapıldığı bilinmeyen, türün tüm özelliklerinde bulunan e, güdü hangisidir? İç güdünün kendisidir. Ve gelelim başka bir maddeye. İleriki yaşlarda önem kazanır. Yani çocuklukta değil de ileriki yaşlarda daha çok toplumsallaşmayla birlikte önem kazanır diyorsa sosyal güdüdür. Son olarak doğuştandır. Sonradan öğrenilmez. Parantez içinde bir uyarı var. İnsan için olan güdüler. içgüdü olamayacağına göre içgüdü hayvanlarda var. Fizyolojik mi sosyal mi? Doğuştan olan öğrenme olmayan şey fizyolojinin kendisidir. Diyelim ve dokun sorumuza geçelim. Dokun soruda güdülenmeyi tanımlayarak güdülenmiş davranışın iki temel özelliğini yazınız diye sormuşuz. İlk olarak güdülenmeyi tanımlayalım. Güdülenme Organizmanın iç ve dış uyarıcıların etkisiyle harekete hazır hale gelerek bir davranışta bulunmasıdır. Peki güdülenmiş davranış nasıl bir davranıştır? Güdülenen canlı bilinçlidir, seçicidir, kararlıdır, ısrarcıdır, neyi istediğini bilir. Güdülenen canlı güdüsünü doyurmak için e, durmadan çalışır. Durmadan bir davranışta bulunduğu için yorucudur. Güdülenmiş davranış organizmaya enerji verir onun etkinliğini artırır. Burada şunu da söylemek istiyorum. Eğer motivasyonun yoksa güdülenmediysen arkadaşım hiçbir başarı bekleme. Eğer bir kaygın varsa, eğer bir derdin, bir motivasyon varsa o işi başarırsın diyelim ve son sorumuza geçelim. Son soru Piaget'in gelişimi gelişimiyle ilgili kutucuklar verilmiş. Verilen özelliklerin hangi gelişim dönemine, hangi bilgisayar gelişim dönemine ait olduğunu bulmam isteniyor. Başlayalım. Korunum kazanamama. Korunum ne zaman kazanılmıyor? İşlem öncesi dönemde. Peki nesne devamlı ne zaman kazanılır? Duysal motor dönemde. Korunumun bu sefer kazanıldığı, odaktan uzaklaşıldığı dönem somut işlemler dönemidir. Ergen ben merkezli, soyut işlemler dönemidir diyorum. Videoyu burada bitiriyorum ve senin için hazırladığım test videosuna yani psikoloji dersimizin birinci dönem ikinci yazısıyla ilgili test videosuna bekliyorum seni. Sınavında başarılar diliyorum. En güzel notlar senin olsun.